Realtv Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir ve az sonra burada Türkiye Prezident Administrasiyasının Azerbaycan'a Türkiye Silahlı Qüvvəleri personallarının gönderilmesiyle bağlı gönderdiği teklif müzakirə ediləcək. Təxminən saat 15 radələrində, yəni yerli vaxtla məsələ müzakirəyə çıxarılacaq ve bundan sonra artık qərar qəbul ediləcək ki gönderilsin ya yox, ama çok büyük ihtimalle kardeş ülke tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ile de Azerbaycan'ın yanında olacak. Bu tezkere yani Türkiye Prezident Administrasiyasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği teklifin metni ve ümumiyyətlə bu proseslerle bizi Neşat Gündoğdu araştırmacı jurnalist tanış eləyəcək ki uzun illerdir məhz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu cür prosesleri izleyir. Neşat Bey, hoş gördük sizi. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir müzakir olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Azerbaycan için, Türkiye için, aynı zamanda tabii ki region için. Önce bu tezkerenin, yani teklifin metniyle tanış olarak, metinde neler deyilir? Evet, şimdi 10 Kasım'da bir ateşkes imzalandı Rusya'nın öncülüğünde. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bu süreden sonra ortak merkezler kurulacağı ve aynı zamanda çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulacağı gözlem noktalarının kurulacağından bahsedildi metinde ve Türkiye ve Rusya'nın ortak görev güçleriyle bunu kontrol edeceğine vurgu yapıldı. Bugün Cumhurbaşkanlığı tarafından meclise sunulan tezkere bu metindeki rasyonel durumu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bir çaba. Böylece bu tezkere sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kontrolünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'daki ortak merkezde görev almasını sağlayacak. Sayısı, miktarı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Zamanı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Bir yıllık bir süre boyunca geçerli olacak bu tezkere. Dün Cumhurbaşkanlığı tarafından meclise sunuldu bu tezkere. Bugün saat 15'te meclis açıldıktan sonra ilk gündeme gelecek konu bu. Siyasi partilerin açıklamaları var. Tezkereye ne şekilde oy vereceklerine dair önceden beyanlar var. Ne açıklamalar var? AK Parti cenahından tabii ki tezkerenin sunulduğu Cumhurbaşkanı Partisi olan AK Parti cenahından olumlu bir görüş var. Tezkereye tam destek veriliyor. Yine Milliyetçi Hareket Partisi şu an sıralar mecliste grup toplantısı yapılıyor. Muhtemelen Bahçeli, Sayın Bahçeli açıklayacaktır birazdan. Ama biz tam destek vermesini bekliyoruz. Çünkü Sayın Bahçeli de Azerbaycan'ın mücadelesini, haklı mücadelesini sonuna kadar destek verenlerden arasında yer aldı. Yine İyi Parti, Milliyetçi bir cepheyi savundu düşünen İyi Parti'den de olumlu bir cevap bekliyoruz. Ana muhalefet lideri Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk dün açıklama yaptı bu konuda. Açıkça zaten pozisyonu belli etti. Biz Azerbaycan'ın yanındayız dedi. Şu aşamada bakıldığı zaman meclise tezkere geldikten sonra HDP'nin durumu belli olmadığını göz önünde bulundurursak neredeyse tam bir uzlaşıyla geçecek diyebiliriz. Neşat Bey, tezkere kabul edildikten sonra kaç gün içinde artık, yani neçe gün sonra tetbik edilmeye başlanılır? Artık tezkere Cumhurbaşkanı'na yetkiyi veriyor. Cumhurbaşkanı bu yetki dahilinde isterse 24 saat içerisinde Türk askerinin bölgeye gitmesi onayını verebilir. Onun kendisine kalmış, kendi tasarrufunda olan bir durum oluyor. Ama hazırlıklar, Rusya tarafıyla görüşmeler hala devam ediyor. İşin teknik boyutu var. Bu teknik boyut sahada kimin nerede ne zaman durması gerektiği, ne gibi koordinasyonla hareket etmesi gerektiği netleştikten sonra gerçekleşecek diye düşünüyorum. Ama bir haftayı bulmaz diye tahmin ediyorum. Bir de bir illik süre içerisinde gönderilir ve bu daha sonra yenilenilir mi bu müddet? Yine bunlar da belli koşullara bağlı. Çalışma sistemi nasıl olacak? Rusya ile görüşülmesine bağlı. Türkiye'nin daha önceki tezkerelerle görev yaptığı, Türk askerinin görev yaptığı yerlere baktığınız zaman ortalama 6 aylık bir görev süresi oluyor askerlerin. 6 aylık bir periyotta değişiyorlar. Muhtemelen burada da benzer bir durum öngörüyoruz. Tüm askerler, yani bu konudaki uzman askerleri bölgeye sırasıyla gönderiyorlar ve oradaki dinamizmi canlı tutmaya çalışıyorlar. Yüksek ihtimalle de bir sene boyunca herhalde bir kez görev değişimi olacağını göreceğiz. Peki TSK personeli, yani Türkiye Silahlı Kuvvetleri personeli, hərbiçiləri hardan Azerbaycan'a dahil olacak? Nasıl dahil olacak? Şimdi o
O işte biraz muamma, uçak yoluyla, yüksek ihtimalle uçak yoluyla olacaktır ama tabii Gürcistan üzerinden bir koridordan gidileceğini söyleyebiliriz. Genelde çünkü Türkiye de bu yolu tercih ediyor. Gerek kara, gerek tren, gerek hava yolu olarak Azerbaycan ulaşım noktasında bunu tercih ediyor. Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki koridorun oluşması süreci daha tam oturmadı. Nasıl oluşacak biz de bunu merakla bekliyoruz ama şu aşamada ben askerlerin hava yoluyla Gürcistan üzerinden gideceğini düşünüyorum. Bir de böyle bir konstitüsyada karar var mı, kanun var mı ki, yani böyle vaziyetlerde neçə hərbiçi ve hansı texnikalar gönderilir? Nasıl gönderilir? Ve neç askeri personel gönderilir? Hangi askeri şeylerdir? Tezkerenin kapsamı çok geniş. Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği kadar askeri istediği şekilde gönderebilir. Bu tamamen onun tasarrufunda olan bir şey. Tabii Cumhurbaşkanı da bu kararını Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Milli Savunma Bakanlığı'nın vereceği briefing doğrultusunda ortaya koyacaktır. Bölgedeki ihtiyacın ne olduğunu Azerbaycan makamlarıyla konuşarak belirleyecek. Ardından ortak görev gücünde, ortak merkezde Rusya ile beraber bunu işletecektir. Ben Rus askerlerinden fazla veya az olacağını düşünmüyorum. Ne kadar Rus askeri olacaksa o kadar da Türk askeri olacaktır. Bundan önce Libya ile ilgili aynı tezkere geldi. Bu tezkerenin işlem müddeti ne kadar oldu? Yani Libya asker ne kadar gönderildi ve ümumiyyətlə neçə müddət ərzində gönderildi? Artık böyle bir praktika var Türkiye'de. Evet. Tabii Türkiye Cumhuriyeti artık bölgesinde daha etkin bir politika güdüyor. Artık sadece masada yer almak değil, sahada da yer almanın masada güçlü olunmasını sağladığını gördü. Tüm dünyaya da bunu göstermeye çalışıyor. Türkiye'deki yasalar gereği Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerlerimizin yurt dışına gönderilmesi için meclisten bir tezkere çıkması gerekiyor. Bu tezkere en fazla bir yıllık olabiliyor. Bir yılın sonunda tekrar meclise gelerek yenilenebiliyor. Biz Libya'da da Suriye'de de yine aynı durumu görüyoruz. Her yıl gelen tezkere yenileniyor. Aynı zamanda NATO görev gücü kapsamında da giden askerlerimiz var. Burada da askerlerimiz yine tezkere bağlamında gidiyor ve bu görevlileri yenileniyor. Yani önümüzdeki sene bu zamanlarda eğer orada konsensüs sağlanmamış ve askerin bulunması durumu geçerliliğini koruyor olursa muhtemelen tekrar Azerbaycan'daki Türk askerinin orada bulunması için bir tezkere onaylamasına gideceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle bizimle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir başa bağlantıda Neşat Gündoğdu'ydu. O da qeyd etdi, saat yerli vaxtla 15:00-da müzakirələr başlayacaq və ondan sonra artıq qərar qəbul eləyəcək. Ötən gün Türkiyə Prezident Administrasiyası Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın imzası ilə bir təklif göndərdi Türkiyə Böyük Millət Məclisinə. Azərbaycana Türkiyə Silahlı Qüvvələri personallarının, yəni hərbiçilərinin göndərilməsi ilə bağlı və ardından Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında bir telefon bağlantısı oldu. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən Real TV-yə verilən məlumatda bildirildi ki, tərəflər Dağlıq Qarabağda mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. Onu da vurgulamaq yerinə düşər ki, bir neçə gün bundan öncə Rusiyadan gələn geniş tərkibdə nümayəndə heyəti ilə Ankara'da paytaxtda Türkiyə Müdafiə Nazirliyində görüşlər keçirildi və təbii ki, yenə də prioritet məsələ Dağlıq Qarabağ və buradakı mövcud vəziyyət idi. Saat 15:00-a bütün diqqətimizi yönəldirik. Müzakirələr necə olacaq və qərar çıxdıqdan sonra onun tətbiq müddəti nə zaman baş verəcək? Real TV-ni izləməkdə davam edəyək.